NFT nedir? NFT kavramının açılımı Non-Fungible Token ya da Türkçedeki karşılığıyla değiştirilemez token olarak ifade ediliyor. NFT, bir kripto para türüdür ve benzersiz varlıkları temsil etmek için kullanılır. Diğer kripto para birimlerinin aksine, her bir NFT benzersiz bir dijital varlığı temsil eder ve içeriği değiştirilemez. NFT'ler, blockchain teknolojisi kullanılarak oluşturulur ve depolanır. Bu sayede NFT'lerin benzersizliği, sahipliği ve geçmişi takip edilebilir hale gelir. NFT'ler, eşsiz ürünlerin token'a dönüştürülmesinde kullanılır. Bu eşsiz ürünler, dijital bir sanat eseri, oyunda kullanılan dijital varlıklar ya da emlak gibi fiziksel bir varlık olabilir. Bu noktada, NFT'lerin varlıkların dijital temsilleri olarak konumlandığını söyleyebiliriz. Bu arada kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Ayrıca video açıklamalarında ve sabit yorumda yer alan borsalara kaydolarak güvenli bir şekilde alım-satım işlemleri yapabilirsiniz. Blok zincirinde tutulan NFT'ler aynı zamanda sizin söz konusu varlığın sahibi olduğunuzu belirten bir sertifika görevi görmektedir. Hiç kimse NFT'lerin sahiplik kaydını değiştiremez veya yeni bir NFT'yi kopyala yapıştır işlemine tabi tutamaz. Gerçek dünyadaki maddi varlıkların bu şekilde tokenlaştırılması, alım, satım ve ticareti daha verimli hale getirebilir. Ayrıca alım-satım esnasında dolandırıcılık olasılığını da potansiyel olarak azaltabilir. Şimdiye kadar CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club gibi NFT piyasasının önde gelen koleksiyonlarını mutlaka duymuşsundur. NFT'ler birer dijital sanat eseri ya da koleksiyon parçası olmanın ötesinde, aynı zamanda akıllı sözleşmeler aracılığıyla otomatik işlemler gerçekleştirme imkanı da sunar. NFT'ler nasıl üretiliyor? NFT üreticilerinin işini kolaylaştırmak önemli. Çünkü blok zincirin teknik tarafı bir hayli karmaşıklaşabiliyor. NFT üretme işlemlerini gerçekleştirmek için üreticilere kolaylık sağlayan platformlar ise bu durumu basitleştiriyor. Bu platformlar genel olarak şunlardır. OpenSea.io, Ethereum ve Ethereum tabanlı ağlarda NFT üretebilirsiniz. Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism gibi pek çok ağda NFT üretebilir ve alım-satım yapabilirsiniz. En yaygın kullanılan ağ Ethereum'dur. Magice.io, genel olarak Solana ağında NFT üretmek ve alım-satım yapmak için kullanılan bir platformdur. Unisat.io, genel olarak Bitcoin ağında NFT üretmek ve alım-satım yapabileceğiniz bir platformdur. Bu platformlar dışında da NFT üretebileceğiniz pek çok başka platform bulunmaktadır. NFT nasıl alınır? NFT koleksiyonlarından ürünler satın almak için NFT pazar yeri olarak tanımlanan dijital siteleri ziyaret edebilirsiniz. Bu platformlar şunlardır. OpenSea.io, Ethereum ve Ethereum tabanlı ağlarda NFT alım satımı yapabileceğiniz bir platformdur. Magice.io, genel olarak Solana ağında NFT alım satım yapabileceğiniz bir platformdur. Unisat.io, genel olarak Bitcoin ağında NFT alım satım yapabileceğiniz bir platformdur. Ayrıca NFT sahibi olmak için yapacağınız ödemeleri yalnızca kripto parayla gerçekleştirebilirsiniz. NFT ve dijital sanat ilişkisi. Dijital ortamda satışa sunulan ve büyük ilgi gören NFT koleksiyonları, sanal ortamda üretilen ve üzerinde sahiplik hakkı elde edilebilen bütün metaları kapsar. Ancak bu koleksiyonlar içinde dijital sanatın payı bir hayli büyük. Hem dünyada hem de Türkiye'de birçok önemli sanatçı çalışmalarını NFT'ye dönüştürüp satışa sunuyor. Türkiye'de Cem Yılmaz, Selçuk Erdem, Refik Anadol ve Tarık Tolunay gibi önemli sanatçıların çalışmalarını NFT'ye dönüştürdüğünü göz önünde bulundurursak, NFT'nin önümüzdeki yıllarda daha da popüler hale gelebileceğini söylemek mümkün. Dijital sanat eserlerinin NFT teknolojisiyle mülkiyet altına alınması ve satışa sunulabilmesi, sanatçıların da bundan sonraki işlerini farklı şekillerde değerlendirebileceği anlamına geliyor. Dijital sanatın yanı sıra, ünlü moda ve aksesuar markaları da ürünlerini NFT projelerine dönüştürüyor. Örneğin Adidas, Nike, Samsung, Lacoste, Fiat gibi birçok büyük firma NFT sektörüne giriş yaptı. NFT kullanım türleri yarar sağlama amacına göre. NFT'ler varlıkları temsil etmenin yanı sıra ek yararlar, utility de sunabilir. Bunu NFT sahiplerine özel ürünlere, kapalı dijital platformlara ya da fiziksel etkinliklere erişim sağlama olarak düşünebilirsiniz. Sadece NFT sahiplerinin yararlanabileceği bu ek özellikler, NFT koleksiyonlarının çekiciliğini artırırken, markaların sadakat programlarını yeni bir boyuta taşımasına da destek olur. Yönetim mekanizmasına göre, NFT'ler aynı zamanda topluluklar içinde karar mekanizması geliştirmek için bir oy hakkı olarak da kullanılabilir.
Yönetim, governance tokenları ile kullanıcılar bir toplulukta veya bir merkeziyetsiz otonom organizasyonda DAO söz konusu protokolün gelecek planları için oy kullanabilir. Yönetim token'ına sahip kişiler, tekliflere oy vermenin ötesinde yeni teklifler sunabilir. Hatta bu teklifler kapsamında yönetim sistemini de değiştirebilirler. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Ayrıca video açıklamalarında ve sabit yorumda yer alan borsalara kaydolarak güvenli bir şekilde alım-satım işlemleri yapabilirsiniz.